Günümüzde gençler evlenmeyi ya hiç düşünmüyorlar ya da çok geç evleniyorlar. Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Şu anda 4. üniversitesini bitiren birisiyim. İşsizim. Bir öğretmenim. 25 yaşındayım. Hayatta ideali olan bir kadın kaldığını da düşünmüyorum. Hatta kadın olarak sınırlamak yanlış olacaktır. Bir insan kaldığını düşünmüyorum. O yüzden de evlenmeyi istemiyorum. Aslında hem ideali olan bir insan kaldığını düşünmüyorsunuz hem de hayat şartları sizi bu duruma itiyor değil mi? Aslında hayat şartları idealleri öldüren bir konuma geldiği için evlenmeyi istemiyorum. Hayat şartları insanları sömürüyor. Kesinlikle öyle. Günümüzde gençler evlenme kararını ya hiç almıyor ya da çok geç alıyor. Siz evlenmeyi düşünür müsünüz? Şu anda değil. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, çünkü her şey pahalılaştı. Şu anda bir evlilik şu anda 100 bin lira otomatikman. O yüzden şu anda biz genciz ve işsizlik belli. O yüzden yani mağduruz yani. O yüzden evlenemiyoruz yani. Evlenmek biraz daha geçe kalıyor. Masraflardan dolayı evliliğin zor olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Evet, öyle yani, yapacak bir şey yok. Elden bir şey gelmiyor, çünkü 100 bin lirayı şu anda çalışmaya kalksan asgari ücret zaten belli. Seneler sürmesi lazım ve kredilerin de faizi çok yüksek. O yüzden evlenemiyoruz yani. Bu sorunlar olmasa evlenme planınız var mı? Ya illaki. Herkes bir mutlu yuva kurmak ister. Bir çocuk sahibi olmak ister. Ben şahsen çocukları çok severim. Bir çocuğum olması çok güzel bir şey şahsen. Eve gittiğimde karım beni karşılayacak. Çok güzel bir şey değil mi sizce de? Öyle. Yaşınız kaçtı? Ben 22 yaşındayım. Evlilik bir süre daha zor gözüküyor sizin için. Bir süre daha zor yani. Günümüzde gençler evlenmeyi ya hiç tercih etmiyorlar ya da çok geç tercih ediyorlar. Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yani şu an düşünmüyorum. Ben 17 yaşındayım ve ileride de yani şu an geçim sıkıntısı bilmem ne falan olduğu için düşünmüyorum. Hiçbir şekilde. Siz düşünür müsünüz? Ben düşünüyordum. Virüs yüzünden düşünmüyorum. Virüs biterse olur mu peki? Olabilir. Peki sizce diğer gençler neden evlenmek istemiyorlar? Hayatını yaşamak istiyorlar benim çoğu arkadaşlarım. Bence doğru bir karar. Yani öyle. Bence de. Aynen, ben de o sınıfındayım. Yani bir de hani insan bir süre sonra değişebiliyor. Ya normal ilişkide de böyle. Aynen yani evlilikte zaten hani sana şiddet uygulayabilir ya da çok içebilir. Hani ben bunun güvencesini hiçbir şekilde kimsede görmüyorum şu an. Düzeleceğini de düşünmüyorum. Ve dediğim gibi geçim sıkıntısı falan filan derken evlilik bence yani yalnız takılmak daha iyi bana göre. Aslında hem hayat şartları bizi bu duruma itiyor hem de dediğiniz gibi kadına şiddet. Ve çok yayıldı. Hani her şekilde kadına şiddet, istismar, her şekilde her şey var şu an. Hani çocuklara karşı da öyle, şiddet falan. Hani ben çocuğumun hani güzel, sağlıklı bir yerde büyümesini isterim. O yüzden hatta çocuk yapmayı bile de düşünmüyorum. Yani evime bir kedi alırım, kendim yaşarım, daha iyi. Peki siz ne düşünürsünüz? Yani ortalık durana kadar ben bir şey olmasını istemiyorum. Günümüzde gençler evlenme kararını ya hiç almıyor ya çok geç alıyor. Siz bu konuyla ilgili ne düşünürsünüz? Yani ben günümüzde evlenme kararının daha hızlı alındığını düşünüyorum. Gençler nasıl desem çabuk tanıyorlar birbirlerini ve güvenmeden güvensiz ilişkiler yaşıyorlar. Bence biraz daha kendi kariyer alanına odaklanmalılar ve daha doğru kararlar vermeliler diye düşünüyorum. Hızlı evlenmelerin sonucu olarak hızlı boşanmalar oluyor. Ve de bu aile temelini sarsıyor diye düşünüyorum. O yüzden biraz vakit tanımalılar birbirlerine evlenmeden önce diye düşünüyorum. Biz aslında tam tersi, gençlerin daha erken evlendiğini düşünüyorsunuz. Peki sizler evli misiniz? Hayır. Hayır. Şu an iş aramaktayız. Düşünüyor musunuz evlilik? Yani düşünüyorum ama dediğim gibi önce kendi ayakları üzerimde durmayı öğrenmeliyim. Daha sonrasında eğer doğru bir insanı bulabilirsem neden olmasın? Siz evlenmek ister misiniz? Şu süreçte hayır. İlk başta çeşitli sorumluluklarım var. Ayrıca yükümlülüklerim var. İlk onları halletmek istiyorum. Daha sonra nasip kısmet ya. Yani çok da bir şey denmez bu konuda aslında. Hayır desek evet çıkar, evet desek hayır çıkar. Günümüzde gençler evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Sizce neden? Ülkenin başındaki olaylardan dolayı. Ne gibi olaylar? Şimdi senin parası yok evlenmeye. Maddi imkanlar mı aslında evet, bizi bu duruma getiriyor? Siz evli misiniz? Bekarım ben. Düşünüyor musunuz evlenmeyi? Hayır, düşünmüyorum. Peki siz düşünüyor musunuz evlenmeyi? Ben evliyim. İki tane de çocuğum var ama soruyu ben bir daha alayım. Sizce neden günümüzde gençler evlenme kararını çok geç alıyor ya da hiç almıyor?
Neden biliyor musunuz? Şu dönemde evlenenler hemen boşanıyor ondan. Yani şu anda bakın istatistiklere, son 4-5 yıl zaman zarfı içerisinde evlenen gençlerin hepsi boşanıyor. 3 ay 5 ay sonra boşanıyor. Onun için de öyle yani. İstersen bir de bizim hanımefendiye soruyor. Sizce neden? Bu kadar kadına şiddet varken diyorum, neden evlensinler ki? Günümüz belli yani. Kimseye güven olmuyor. 10 yıl tanısan da güvenemiyorsun. O yüzden gerek yok, bekarlık susanlık diyelim. Kadına şiddet yüzünden aslında kadınların daha geç evlendiğini söylüyorsunuz ya da tercih etmiyorlar. Kesinlikle. Geç oldukça da seçicilikleri çoğalıyor zaten. O şekilde de kalıyoruz yani. Başka sebepleri de var mı peki bunun? Parasal. Parasal yönden. Kimse de para bulunmuyor şu dönemde. Bu şekilde. Ekonomik sıkıntılar. Kesinlikle. Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz bir gün? Ben şu anlık düşünmüyorum ama ileride ne olacağı belli değil, nasip. Güvenebileceğim bir insan olursa neden olmasın? Bir gün mutlaka diyelim mi? Mutlaka. Günümüzde gençler evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Siz evlenmeyi düşünür müsünüz? Ya şu anda öğrenci olduğum için düşünmüyorum. Ama ileride tabii ki düşünürüm. Böyle 27-28 yaşlarında. Ama şu anki gençlerimiz biraz erteliyor bu tabii, biraz maddi imkansızlıklardan dolayı. Biraz da bu maddi imkansızlıkları açalım. Gençlerin hayatında ne gibi sorunlar var? Ekonomiden biraz bahsedersek ne söylersiniz? Ya ekonomimiz şu anda gözle görülür derecede, zaten görüyoruz. Biraz sıkıntılı. Yani tabii etkileniyor gençlerimiz bununla. Çalışıyoruz. Ama o çalışmamız, bir iki dışarıya çıkmamızla birlikte zaten bitiyor. Bir birikim olmadığı için evlenmek sıkıntılı oluyor. Günümüzde gençler evlenme kararını ya çok geç alıyorlar ya da hiç almıyorlar. Sizce neden? Yaşam kaygısı, ileri görememe, yani geçim kaygısı, ileri görememe. Ya. Bir güvence göremiyorlar ki. Siz evli misiniz? Değilim. Neden? İşte o dediğimden dolayı hiç düze girmedim ki. Düze girmedim. Yani ben kendime doğru düzgün bakamazken ben o çocuklar nasıl vebalini alacağım, o eşimin vebalini nasıl alacağım? Nasıl bakabileceğim? Kendime güvenemiyorum bu bağlamda. Yani geleceğimi göremedim. Hala göremiyorum. Yani bunun için. Hayat kaygıları gençleri evlilikten uzaklaştırıyor aslında. Elbette yani yaşam gerçekleri, somut gerçekler sonuçta yani. Ben belki bir gün ekmeksiz de yaşarım ama o çocuklara ne günahı var, o eşimin ne günahı olacak? Ben onları niye aç bırakayım? Bu bağlamda yani kendimi garantiye almadan ben başkasının adına yani sorumluluğunu alma taraftarı değilim. Yani çoğu da bilinçli olarak bunun farkında olmasalar da kanımca bu güdüyle o bağlamda bir plan yapamıyorlar, şey yapamıyorlar. Aslında gençlerin kafasında, bilinçaltında hep bu düşünceler var. Yani o yani bir geleceğini göremiyorlar ki. Yani kafası gitmiyor. Mesela iş sorunu var, geçinme problemi var, okul problemi var falan. Bunları aşmamışlar ki yani ben bir düzen kurayım, çoluk çocuk sahibi olayım. Yani bir Maslow denen bir bilim insanı da çok eski bir teori, eskili bile. Bir hiyerarşi var yani öncelikle barınma, yeme içme. Yani biz ne kadar modern olsak da bunlara şunları elektronik malzemeleri kullansak da hala o ikinci aşamadayız. Barınma ve yeme içme yani. Biz kültür yapamıyoruz, spor yapamıyoruz. Bu bağlamda mesela kendimizi geliştiremiyoruz. Modern aşyaları her ne kadar kullansak da o Maslow'un en alt derecedeki ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. İhtiyaçlar hiyerarşisinde aslında daha birinci basamakta. Yani modern olabiliriz. Dediğim gibi tekrar edeyim, şunlara modern şeyleri kullanabiliriz. Ama yaşam tarzı olarak kültürle ilgilenemiyoruz. Doğru düz müzik alamıyoruz. Bakınız mesela Türkiye'nin müziklerinin çoğuna ya Hindistan'dan ya Pakistan'dan ya Yunanistan'dan ya işte ya bir yerlerden hep taklit, hep şey ya bir özgün bir yaratım yok. Çünkü şeyi yok yani o temel hiyerarşideki o baştaki şeyleri atlatmamışlar ki bir zaman versin, bir uğraşsın sanat bağlamında yaratıcı bir şey yapsın. Ondan dolayı onu şey yapamıyor, hazırcılık, ondan al, buradan al, taklitçilik. Yani öyle düşünüyorum. Ancak basamakları tamamladığımızda gerçekleştirebileceğimiz bir şey. Çok basit bir şey var, aç ayı uynamaz yani. Biz ayı değiliz ama hani ben de karnım açken ben gidip sanat düşünemem işte. Gidip Pavarotti'yi dinlemem yani, dinleyemem. İstiyorum, seviyorum ama ben kendim zaten sanatçıyım, müzik aleti yapıyorum. Ama hani benim param falan yoksa ben bazen aylarca, yıllarca o aleti unutuyorum yani.
Ha, güya aşığım ona. Ama öyle. Yani aslında sistem sizi sevdiğiniz şeylerden bile alıkoyuyor. Ya öyle şimdi bu çoğu filozoflar, Adorno falan, bu Frankfurt okulu filozofları da bunuyor. İnsanların mutsuzluğu nereden başlar? Doğayla kopmasıyla. Biz doğadan kopmakla zaten mutsuz olmaya başladık ama tekrar doğaya dönüyoruz, dönemiyoruz. Bu aletler modernizm bırakmıyor. Yani bir başka çeşit eskiye dönüyoruz. Hayvanlaşarak, yani bu balamda değil, aşağı bakımında değil. Doğaya geri dönmeye çalışıyoruz ama orada da kaldık. Yani hem akla sığındık, içgüdümüzü de kaybettik. Ne tam akıllıyız ne içgüdü sahibiyiz. Ortada kaldık yani. Günümüzde Türkiye'de gençler evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Siz evlenmeyi düşünür müsünüz? Yok. Neden? Yani durumuna göre. Yani bir zorunluluk gibi görmem ama yani o anki ruh halime bağlı. Ruh haliniz el verirse evlenecek misiniz? Yani bunu zaman gösterecek, bilmiyorum. Günümüzde gençler evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Siz evlenmeyi düşünür müsünüz? Şu an erken olduğunu düşündüğüm için evlenmeyi düşünmüyorum. Ne zaman vakti gelir? Muhtemelen üniversiteyi bitirdikten sonra bir işe girersem, hani ya da işe başladığım zamandan sonra biraz da elime para geçerse yapmayı düşünürüm diyorum. De evlenmeyi düşünürüm yani. Bence uygun zamanda evlenmeliler. Yani geç olması olağandır. Çünkü uygun kişiyi bulamamışlardır. Ama uygun kişiyi buldukları zaman genç de olsalar ailelerine danışarak evlenmeliler. Ya da işte birlikteliklerini yürütmeliler diyebilirim. Sizce evlilikte olay doğru kişide biten bir şey mi? Doğru kişi olması lazım. Aynı zamanda aile onayı da gerekiyor. İnançların da çakışmaması lazım bana göre. Bu kadar diyebilirim. Siz evli misiniz? Hayır. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Uygun kişi çıkarsa evet. Ne zaman çıkar sizce? Üniversiteden sonra ya da üniversitede. Günümüzde gençler evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Siz evlenmeyi düşünür müsünüz? Vallahi abla ben evlenmeyi pek düşünmüyorum ya. Neden? Bilmiyorum ya, ne bileyim, bu devirde olmuyor yani. Devirle ne ilgisi var? Neden bu devirde olmuyor? Düşünüyorlar, çorap çıkartır gibi yani, bu kadar bir oyuncak gibi yani artık böyle, ne bileyim. Yani hani bir evlilik bir oyuncak oldu yani, eski, nasıl diyeyim, yaşım küçük olabilir ama ne bileyim abla ya. Eski evlilikler yok artık. Yani eski evlilikler olmadığındandır belki, o yüzden. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de hani ben de evlenmeyi düşünmüyorum. Neden? Maddi açıdan da çok zarar bence, boş bir şey düğün falan filan. O yüzden düşünmüyorum yani. Ekonomik imkanlar mı aslında sizi bu duruma yöneltiyor? Ya biraz öyle aynen. Bu sıkıntılar olmasa evlenmeyi düşünür müsünüz? Evlenmeyi yok abla, düşünmüyorum. Neden? Ula bilmiyorum ya. Sevmiyorum ben ya. Kısa ilişki daha iyi oluyor. Ama aslında bir yandan da ihtiyaç var ya. İhtiyaç var da bu devirde vallahi olmuyor. Oyuncak gibi yani, yani ne bileyim. Günümüzde insanlar evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evet ama şu an değil. Ne zaman? 21 yaşındayım, bundan 4-5 sene sonra. Günümüzde gençler evlenme kararını ya hiç almıyor ya çok geç alıyor. Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum çünkü önümde aydınlık bir yol var. Eğitimimi düşünüyorum. Yani evlenmek ikinci bir tercih. Benim hayatımda çok fazla bir yere sahip değil ama eğitim daha fazla bir yere sahip. Başka planlarınız var şu anda, öyle mi? Nedir bu planlar? Yani mesela yurt dışında Erasmus vesaire düşünüyorum. Eğitimimi yurt dışında görmeyi düşünüyorum. Daha çok yurt dışı içerikli yani. Günümüzde gençler evlenme kararını ya çok geç alıyor ya da hiç almıyor. Siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Şöyle, ben de artık genç kategorisinden çıkmak üzereyim. 26 yaşımı bitirdim. Şu anda askerden geldim. Maddi yetersizliklerim var. Çalışmıyorum. Onun haricinde zaten hani üniversite okuyayım ve üstüne kariyer yapayım dediğinizde yaşınız 25'e geçmiş oluyor bile. O yüzden hani isteseniz de istemeseniz de sağlam bir aile hayatı kurmak istiyorsanız, maddiyat, iş vesaire, bunların hepsini sağlamak istiyorsanız belli bir yaşa gelmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden de ben buna şaşırmıyorum veya yadırgamıyorum. Ben de muhtemelen 28-29 yaşımı bulacağım aynı şekilde. Herkes için de bu böyle geçerli olacak, öyle diyeyim. Aslında hayat şartları gençleri daha geç evlenmeye itiyor. Aynen öyle. Mecbur kalıyorlar bir yandan da insanlar.
Sizce sizin evlilik ne zaman gerçekleşir? 30, 31, 32 diyeyim. Kısmet diyelim. Tabii. Günümüzde gençler evlenmeyi ya hiç düşünmüyorlar ya çok geç evleniyorlar. Siz evlenmeyi düşünür müsünüz? Düşünürüm abla. 16 yaşındayım. 18'e basayım direkt evleneceğim. Peki hiç böyle bir kaygınız yok mu evlilikle ilgili? Yok abla. Direkt evlenmeyi istemem yani. İnşallah nasip olur. Her şeyden elimi ayağımı çekeceğim. Peki siz, sence gençler neden evlenmiyorlar? Abla rahat takılmak falan. Ne bileyim böyle. Kafalarına falan göre gezmek istiyorlar. Rahat bırakmıyorlar. Öyle. Özgürlüklerine düşkünler o yüzden. Aynen öyle. Günümüzde gençler evlenmeyi ya hiç tercih etmiyorlar ya da çok geç tercih ediyorlar. Sizce neden? Ya abla şöyle, şimdi geçim kaygısı falan var. İşte işsizlik, okuyamama falan. Sonra işte bu insanların birbiriyle uyuşamaması falan işte. Yani günümüzde insanlar zaten problemli çoğunlukla. Bundan dolayı düzgün bir iletişim kuramıyor zaten insanlar. Ya yani ondan dolayı ya erteliyorlar ya hiç evlenmiyorlar. Yani ben de geç düşünüyorum zaten. 30-35 o aralık. Şu anda kaç yaşındasın? Şu an 17. 17. Daha aslında önünde yol var bayağı. Yani işte okul bitsin falan öyle. Yani 30'dan önce düşünmüyorum açıkçası. Ona göre yani öyle. Günümüzde gençler evlenmeyi ya hiç düşünmüyorlar ya da çok geç evleniyorlar. Sen evlenmeyi düşünüyor musun? Yani en erken 30. Neden? Yani bu şartlarda biraz zor. Hangi şartlar? Ekonomik kriz olsun. Hani çalıştığımız yerlerde olsun, maaş düzeni olsun. Hani işimizi oturtmadan ben evlenmek istemem şahsen. Ekonomik koşullar aslında hani, seni bu duruma aynen. Yani zorda kalmak istemem. Peki ekonomik şartları hallettiğinde evlenmeyi düşünür müsün? Zaman olabilir. Ne zaman olur sence tahmini? Ne zaman olur? Yani hiçbir zaman olmaz da. Bir 5 sene sonra belki olabilir ya. Kaç yaşındasın şu anda? 19. 19, 24 yaşında yani, falan. O zaman belki düzelebilir. Efendim günümüzde gençler artık evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Siz evlenmeyi düşünüyor musunuz? Yok, şu an düşünmeyeyim. Neden? İşlerimden dolayısıyla. Günümüzde gençler evlenme kararını ya çok geç alıyor ya hiç almıyor. Siz evlenmeyi düşünür müsünüz? Yani şu an daha çok gencim, onun için düşünmüyorum daha evlenmeyi. Hani bir 5-10 daha sene lazım evlenmek için. 5-10 sene sonra evlenme planlarınız var. Evet, öyle. Sizce bunun için önünüzdeki engeller neler? Engeller ekonomik şartlar, okul. Hani o gibi sebepler. Ekonomik şartım yoksa, okulum da olmasa evlenebilirim. Ama şu an olmaz yani. Ekonomik sebepleri biraz daha açsak, biraz da bunu gençlerle ilişkilendirirseniz neler söylersiniz? Yani şu an gençlere göre fazla ekonomi verilmiyor. İş şartları olsun, koşullar olsun. Yani sıfır yani şu an koşullar. Yani gençler şu an iş bulamıyor. Çok zor iş bulmak. Üniversite okusan bile iş bulamıyorsun. Yani öyle bir durum daha olduğu için biraz zor yani. Siz de işsiz misiniz? Evet ben işsizim.